Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir çiçeğimle beraberiz. Bu benim salon çiçeğim. Yani salondaki çiçeklerimin en güzeli de diyebilirim. Bayılıyorum bu çiçeğe. Bugün bu güzel çiçeğimi sizlere göstermek istedim. Bir de dibinden sürekli yavru çıkarıyor. O yavruları da ayıracağım. Allah nasip kısmet ederse. Çiçeğimizi ben Haziran ayıydı zannedersem ektim. Çok hızlı büyüyen bir çiçek, çok hızlı gelişen bir çiçek. Daha doğrusu isterseniz ben çiçeğimin adını bilmiyorum. Okul çiçeği diyorum. Bir de salonumun güzeli diyorum işte. Niçin okul çiçeği diyorum? Çünkü bu okuldan gelen bir çiçek bana. Okulumuzun girişinde bundan böyle kocaman, hani nasıl diyeyim, kauçuk gibi büyük, irice bir çiçek var. Bayılırdım ona. Oğlum yani ilkokulu o okulda okudu. Başladığından beri hep bu çiçek vardır orada. Sonra gerçi 2 yıl oldu. Oğlum artık, torunum artık o okulunu değiştirdi. Komşumun oğlu okula gidiyor. Haziran ayıydı. Bu kauçuk büyük bir çiçek olduğu için, büyüyen bir çiçek olduğu için Haziran ayında budamışlar bunu. Budadıklarını atacakları anda komşum görmüş. 2 tane, bir tane kendini, bir tane de bana filiz getirdi. Dedi komşucuğum eker misin? Aa, ben de zaten çok hoşuma giden bir çiçekti. Dedim ekerim. Haziran ayıydı. Köklendirdik ve ektik. Haziran'dan beri yani 7 ayda bu kadar güzel büyüdü. Sürekli dibinden yavru çıkarıyor ve o yavruları ayırıyoruz. Çünkü çok büyüyen bir çiçek. Benim de o an böyle orta boy bir saksıya ekmiştim. Çok da küçük sayılmaz saksısı. Böyle bir saksıya ekmiştim ama sürekli filiz verdiği için şey gelir. Yani yavrularını almazsam dibinde büyüyecek. Ben bu çiçeğimin adı böyle. Çiçeğimin hikayesi böyle. Ben okul çiçeği diyorum. Eğer bu çiçeğimin adını bilen varsa bana da yazsın. Adını bilmiyorum. Resmini çekiyoruz. Google'da taratıyorum. Arıyorum ama salon çiçeği olarak da çıkıyor. Gerçek adını bir türlü bulamadık. Yani artık okula da gitmiyoruz 2 yıldır. Oradan öğrenebilirim. Ama gitmediğim için de öğrenemedim adını. Seviyorum yani. Ben çiçeğimin adını bilmesem de seviyorum. Bu arada da hiç bilgim olmamasına rağmen bu çiçekle ilgili, bakımıyla ilgili çok da güzel baktığıma eminim. Yani deneme ve yanılma yöntemiyle çiçeğimin de bakımını öğrenmiş oldum. Çiçeğimin ihtiyacı normal salon çiçekleri gibi haftada bir kere suluyorum. Yazın tabii haftada 2 kere suluyoruz. Şimdi kış olduğu için haftada bir kere sulamak yeterli oluyor. Bolca her tarafından filiz veriyor. İstediğiniz zaman kesip kesip üretebilirsiniz. Ama muhtemelen bunun saksımızı biz baharda oldukça büyük bir saksıya değiştirmemiz lazım. O zaman çıkan filizlerini almam. Yeteri kadar içinde genişler saksımızın. Şöyle ki çok yayılan bir çiçek olduğu için de ben bunları orkide çubuklarıyla sabitliyorum ki çok yanlara gitmesin. Çok yayılmasın diye. Bakın her çubuğunda böyle orkide şeylerimiz var, çubuklarımız var. Yoksa bunlar böyle yanlara yayılan bir çiçek. Ben böyle hem salonumda çok yer kaplamasını istemediğim için bu şekilde orkide çubukları da sabitledim. Bu şekilde dik yukarıya çıkıyor. Eğer serbest bırakırsanız bu şekilde büyüyor. Yana yuna her tarafa büyüyor. Şimdi bu saksımızın yandan altlarından çıkan birçok filizleri var. Bakın. Hem toprağa zanmış. 2 tane filizini ayıracağım. Bir de buna toprak ilavesi yapacağım. Size tanıtmak istedim. Belki adını, gerçek adını bilen varsa bana da yazacağını söyleyeceğiniz. Ben de çiçeğime gerçek adıyla sesleneceğim. Okul çiçeği diyorum. İşte salonumun güzeli diyorum ama gerçek adını öğrenirsem daha da güzel olacak. Şimdi arkadaşlar ben buradan
bu dibindeki filizlerinden bir iki tanesini ayırayım. Hem böyle bir çiçeği olan bakan bir kişi eğer bilmiyorsa nasıl ayrılacağını göstermiş olayım. Böyle işte. Çiçeğimin hakkında benim bildiklerim bunlar. Eğer siz daha detaylı biliyorsanız bana da söylersiniz. Şimdi ben bu filizlerini ayıracağım. Dibindekileri onun için biraz toprak karışımda yapalım. Çiçeğimi böyle alalım. Arkadaşlar her zaman böyle bir hazır toprağımız var. Gerçi bunun içinde zaten perliti var. Ona göre hazırlıyorlar. Ama salon şey olduğu için fazla riske girmek için ben biraz daha perlit katacağım içine. Hani çürümesini engeller, perlit suyu tutar. Toprağımız da fazla yani ıslak kalmaz. Perlit suyu tuttuğu için suya ihtiyacı olduğunda toprağımıza ilave eder. Suyu ona göre verir. Biraz da perlit karıştırayım. Normalde zaten perliti var bu toprağın yeteri kadar. Ama risk olmasın diye ben biraz daha katıyorum. Eldivenlerimizi giymemişiz. Böyle iki tane toprağımız var. Saksımız var. Böyle iki tane saksımız var. Bir çiçek olduğu için sürekli mesela kesip suya koyup hediye edebilirsiniz. Çünkü zaten büyüyecek, isteseniz de istemeseniz de bu bir kavucuk kadar büyük bir çiçek olacak. Çünkü okulda öyleydi, büyük bir çiçekti ama kaç yıllık olduğunu bilmiyorum. Ben de 7-8 ayda bu duruma geldi. 7-8 ay gibi bir süreçte bu duruma geldiğine göre demek ki çok büyüyecek. Şimdi toprağımızı koyduk. Arkadaşlar şimdi ben bundan iki tane filiz alacağım. Çünkü saksımız biraz rahatlasın. Bakar mısınız? Dipleri bir sürü filiz dolu. Muhtemelen bu filizlerde de minik minik kökler vardır. Yani çok fazla da tutmamızın anlamı yok saksımız eğer küçükse. Bunları böyle ekip hediye edebiliriz de çok da güzel olur. Çünkü çok değişik, farklı bir çiçek. Bir tane daha alalım. Tabii ki bu işlemi yaparken bahar olsaydı bahçeye çıkardık ve bahçede yapardık. Güzel olurdu ama şimdi kış olduğu için bunun da böyle yanından bir tane kökü çıkmış. Bizim için yeterli. Filizlerimizi çıkardık. Şimdi bunları ekelim. Adını bilmesek de bakımını öğrendik. Nasıl üretildiğini de öğrendik. 2-3 aydır işte dibinden çıkan filizleri alıp ekiyoruz. Eşe dosta da hediye ediyoruz. Şimdi toprağımıza köklü. Bakın burada kökü var. Bu kökü mesela toprağın altına gelecek şekilde yerleştirelim. Ekelim. Biraz bastıracağız. Toprağımız az geldi. Bastırdığımız için çöktü. Zaten suladığımızda da şimdi can suyu verdiğimizde de zaten çökecek toprağı. Köklerine bakar mısınız? Bunu da böyle bu şekil ektik. Tabii çok büyüyen bir çiçek olduğu için bu saksılar da muhtemelen bunlara baharda küçük gelmeye başlayacak.
Ama şimdi bahara kadar salon çiçeği olduğu için içeride tutacağız ve yer kaplamasın diye. Belki hediye ederiz. Şu an bilmiyorum ama ektik. Bu çiçeğimin dibini rahatlaması için böyle arada ben bunları ayırıyorum. Çıkarıyorum, ekiyoruz. Çiçeklerimizi ektik. Allah nasip kısmet ederse sağlıcakla büyüsünler bakalım. Gerçekten dediğim gibi şaka yapmıyorum. Adını bilmiyorum. Adını bilen yazsın. Ona göre ben de çiçeğimi o isminle severek bakayım. Şimdi can suyunu veriyoruz. Salon çiçeği olduğu için bunları yine salonda tutmaya devam edeceğim. Biraz da öbürküne toprak ilavesi yaparız. Hazır toprağımıza da biraz perlit karıştırdık. Güzel oldu. Şimdi bir toprak saksımız rahatladı. 2-3 saksı salon çiçeğimiz olmuş oldu. Benim salon çiçeklerimi gösterdim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız.